Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz LG'nin 2020 model 4K OLED televizyonu LG 65G10'a yakından bakıyoruz. Model kodundan da anlayabileceğiniz gibi arkamda da görüyorsunuz zaten 65 inçlik devasa bir televizyon bizleri bekliyor. Bir şeyler izlemeyi, oyun oynamayı vesaire gibi aktiviteleri çok iyi bir hale getirebilmek için LG ekibi çok sıkı çalışmış. Peki gelin bize neler sunuyor yakından bakalım. Daha önce kanalımızda yine duvarımıza astığımız W serisini incelemiştik arkadaşlar. Tasarım bazında benzer özellikler taşıyorlar. Ama G10 aslında yepyeni bir ürün. Benzer yanları tıpkı W serisinde olduğu gibi duvarımıza monte ediyoruz ve bu televizyonda tıpkı bir çerçeve gibi duvarımızda yer alıyor arkadaşlar. Bu çerçeve gibi görünmesini sağlayan şey de tabii ki de 2,5 santimlik kalınlığı ya da bence inceliği. Televizyonun kurulumunu LG Teknik Servisi hızlı bir şekilde gelip stüdyomuzda halletti arkadaşlar. Yine W serisinden farklı olarak şunu söylemeliyim. O videodan da hatırlayanlar vardır. O televizyonun altında böyle soundbar gibi bir şey vardı bildiğiniz gibi. Artık o da tamamen ortadan kalkıyor. Televizyonla ilgili her şey bu 2,5 santimlik televizyonun içine gömülü durumda. Televizyonu izlemediğimiz zaman artık harbiden de kendisi bir çerçeve gibi, bir tablo gibi duvarımızda yer alıyor. Şimdi biraz da teknik ayrıntılara yakından bakalım. Televizyon 65 inç, 3840'a 2160'lık bir çözünürlük, yani 4K bir çözünürlük bizlere sunuyor ve OLED teknolojisini içinde barındırıyor. Tabii ki de OLED teknolojisi televizyonda gördüğünüz diğer normal standart televizyonlardan oldukça farklı arkadaşlar. Zaten birçoğunuz olayı biliyorsunuz ancak ben yine de kısaca bir özet geçeceğim size. Aslında en özeti şu, pikseller birbirinden bağımsız olarak hareket ediyorlar, çalışıyorlar. Örneğin standart LED televizyonlarda siyah alanların, koyu alanların, karanlık sahnelerin tam olarak o rengi veremediğini, koyu renklerde çok fazla başarılı olmadığını zaten görüyoruz. Atıyorum mesela bir dizi izliyorsunuz, orada gece sahnesi var, gece sokakta geçen bir sahne var. O bölgeler her zaman aydınlatılmış gibi olur, gerçekten karanlıkmış hissiyatını vermiyor. Tabii ki de burada OLED televizyon devreye giriyor arkadaşlar. Birbirinden bağımsız olarak çalıştığı için teknoloji bu pikseller kendi kendini yönlendirebiliyorlar. Yani istediği gibi kendini karartıp yükseltebiliyor. Yani özetle koyu ve karanlık bölgeler daha karanlıkmış, daha koyumuş gibi, gerçek hayata daha yakın gibi gözüküyor. Burada sadece görüntü olarak düşünmeyin arkadaşlar OLED televizyonları. Şöyle de bir olay var, sağlık meselesi. Gözlerimiz için OLED televizyonlar daha iyi ve bu çeşitli sertifikalarla da kanıtlanmış. Bunların sertifikaları var çünkü mavi ışığı daha az yayıyorlar. Bu da bizim göz sağlığımız açısından daha yararlı. Şimdi birkaç teknik özelliğinden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu televizyonun içinde tabii ki de bir işlemci yer alıyor ve 3. nesil Alpha 9 işlemci var içinde. Bu işlemci ne işimize yarıyor arkadaşlar? Artık akıllı telefonlarımızda zaten görmeye alıştık. Televizyonlarda da bunları görüyoruz. Yapay zekaya sahip bir işlemci bu. Ne işe yarıyor? Görüntü ve sesi ortama göre en iyi hale optimize etmeye yarıyor arkadaşlar. Çok basit bir örnekle anlatayım arkadaşlar. Mesela siz bir video izliyorsunuz, bir dizi vesaire izliyorsunuz ve ekranda böyle hafiften pürüzlü bir yüz var. Aynı telefonlarımızda olduğu gibi yüzü daha pürüzsüz, daha net bir hale getirmeye çalışıyor. Ya da bir yazı var böyle alacalı bulacalı, hafiften tam net okunmuyor. Yine Alpha 9'un 3. nesil işlemcisi bu yazıyı daha netleştirmeye çalışıyor sizler için. Şimdi kumandayı kadrajımıza alalım, yakın çekime girelim arkadaşlar ve kumanda bizlere neler sunuyor, televizyonun arayüzünde neler var biraz da bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar kumanda elimde görmüş olduğunuz gibi Netflix ve Prime Video tuşları üzerine eklenmiş durumda. Zaten bunlara basarak direkt uygulamalara geçiş yapabiliyoruz. Kumandayı biliyoruz arkadaşlar. Şöyle havada mouse böyle gördüğünüz gibi istediğiniz yere rahat rahat tıklayabiliyorsunuz. Tabii ki de kumandamızın üzerinde önemli olan tuşlardan bir tanesi şu mikrofon tuşu arkadaşlar. Kendisiyle muhabbet edebiliyoruz televizyonumuzun. Merhaba. Selam, iyi günler. Bir de nasılsın diyelim, haline hatırını soralım. Misafirperveri sonuçta. Nasılsın? İyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi benimle muhabbet edebiliyor. İzmir'de hava durumu. İşte İzmir için hava durumu. Bugün günlük en yüksek sıcaklık 30 ve en düşük sıcaklık 16 olmak üzere büyük bir sıcaklık aralığı olacak. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir şekilde sizlere hava durumunu falan filan söylüyor. Tabii ki de yaptığı şeyler bu kadar değil arkadaşlar. Birçok komutu algılayabiliyor. Basılı tutalım. Spor alarmı aç. Şimdi spor alarmı meselesi şu arkadaşlar. Mesela takip ettiğiniz bir takım var. Buradan ligi seçiyorsunuz. La Liga'da mesela kimi takip ediyor olalım. Villarreal'i hadi takip ediyor olalım. Buna bastığımız zaman, bunu eklediğimiz zaman o takımın maçı olduğu zaman size televizyon bildirim gösteriyor arkadaşlar. Böylece de maçı kaçırmamış oluyorsunuz. Bakalım başka neler varmış. YouTube'u aç. Direkt karşımıza tekrar çıkarttı. Ya da şöyle yapabiliriz. Sesi kes. Gördüğünüz gibi televizyonumuzu direkt kapatıyor arkadaşlar sesini. Televizyonu 30 dakika sonra kapat. Tamam, televizyonu 30 dakika sonra kapatacağım diyor. Başka televizyonda neler yapabiliyoruz? Gelin biraz bunlara yakından bakalım. Öncelikle ev gösterge panelini göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada uyumlu akıllı ev aletlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Zaten şurada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamaşır makineniz, klimanız vesaire ne bağlıysa onları kontrol edebiliyorsunuz. Ya da bir ışığı
ışığınız bağlıdır. Işıkları kapat dersin, ışıkları kapatır. Bizde şu an bir ışık bağlı değil ama deneyelim bakalım ne tepki verecek. Işıkları kapat. Aygıt yanıt vermiyor. Lütfen ev gösterge paneli üzerinden aygıt bağlantısını kontrol edin. Tabii ki de bir ışığımız bağlı olmadığı için bu işlemi yerine getiremiyor arkadaşlar. Ancak bağladığınız zaman odanızın ışıklarını istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz direkt kumandanın üzerinden ki bence önemli bir detay. Tabii televizyonumuz akıllı, bunu söylemeye gerek yok. Birçok uygulama ön yüklü olarak geliyor, işte Netflix, Blue TV, Prime Video ve Twitch gibi birçok uygulama burada yer alıyor. YouTube'u da ben sonradan yüklemiştim. Şunu da söyleyelim, hem Android hem iOS cihazlarımızı direkt yansıtarak, hatta neredeyse hiç gecikme olmadan yansıtabiliyoruz. Şimdi Çağdaş bağlandı arkadaşlar. Çok basit bir şekilde direkt ekran yansıtmayla bağlanıyorsunuz ve Çağdaş nasıl şu an akıcılık? Neredeyse eş zaman diyor. Arada çok düşük, tabii ki de kablosuz bağlantı, bu gecikmeler olacak. Ancak siz bunu neredeyse parmağınızla bile hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Oyun deneyimine bakalım. Bir de Çağdaş hemen oyununu buldu. Zoom in zoom out, şu an ben senin elini görmüyorum. Ben bile buradan net bir şekilde akıcı olduğunu hissedebiliyorum. Bir de bir kendi fotoğrafını, bir selfie'ni çek de görsün insanlar. Çağdaş'ı da ekranda gördük. Son olarak da sanat galerisi kısmı var. Buradan geliyorsunuz, fotoğrafınızı seçiyorsunuz ve o arka planda böyle bir tablo gibi duruyor arkadaşlar. Hem kumandaya hem de biraz arayüzüne yakından bakmış olduk. Şimdi gelin karşı açıya geriye geçeyim ve anlatacaklarıma devam edeyim. Kumandaya baktık arkadaşlar. Şimdi biraz da oyuncu takipçilerimiz de var. Onlar da illaki televizyonlarla ilgileniyorlar ki zaten televizyonda sadece film izlemiyoruz, oyun da oynuyoruz arkadaşlar. Onları ilgilendiren özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu televizyonda ne var? FreeSync ve G-Sync desteği var arkadaşlar. Bu anlamda da ilk televizyon olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında bir oyuncu televizyonda olmuş oluyor. FreeSync, G-Sync oyunlardaki yırtılmaların önüne geçmesini sağlıyor. Televizyonun konsol, PC fark etmez arkadaşlar. Siz bir oyuncuysanız ve televizyonda oyun oynamayı seviyorsanız bence özellik olarak sizin işinize yarayacak şeyler bunlar. Televizyonun 1 milisaniyelikte bir tepkime süresi var arkadaşlar. Aynı zamanda tazeleme hızı da tabii ki de oyuncular için önemli. 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var televizyonun. Siz oyununuzu alıyorsunuz, 120 FPS oynamak istiyorsanız ama televizyonunuz 60 Hz'de, tam onu alamayacaksınız. Ancak bu televizyonun işler öyle değil. Direkt 120 kare olarak rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, önümüzdeki aylarda yeni nesil konsollar falan filan da çıkacak. O açıdan da değerlendirmek lazım. Yeni nesil konsol olsun, PC olsun, her türlü oyun ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilen bir televizyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, oyunla ilgili olaylara da baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim ve son sözlerimizi söyleyelim. Her zaman olduğu gibi fiyattan bahsedeceğim. Televizyonun fiyatı tam olarak 25.000 TL. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi öyle alayım bir köşede dursun televizyon değil. Biraz premium bir cihaz. Yani sadece ben karasal yayın izleyeyim vesaire televizyon değil, böyle oyunla çok ilgiliyim, çok fazla film dizi izlerim vesaire gibi şeyler düşünüyorsanız bence daha düşünülebilir bir alet. Hatta bu şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Tabii ki de kendisi de karasal yayınları da rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Hem de 4K kalitesinde. Yani işin özü aslında alıp böyle her şeyden faydalanabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz, isterseniz telefonunuzu bağlayabileceğiniz, dizinizi, filminizi rahat rahat izleyebileceğiniz bir televizyon. Böyle alıp bir köşeye atayım televizyon değil arkadaşlar. Ya zaten hiç kullanmayacağım ben diyorsanız ya da kullanmadığınız zaman da salonunuzda ya da ofisinizde çok güzel bir tablo olarak da duruyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin OLED 4K 65G10 televizyonuna yakından baktık. Ürünün hem satın alma bağlantısını hem de daha detaylı bilgileri hemen açıklama kısmına ekledik. Eğer ilgileniyorsanız gidip oradan tıklayıp görebilirsiniz arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.